Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizi arabada açıyorum. Şu an Bodrum'dayız. Bodrum tatilimizi bitirdik. Öncelikle Duhan, ben ve Aslan olarak üçümüz bireysel olarak tatil yaptık. Daha sonra oradan çıkıp teyzeme geçtik. Teyzemde birkaç gün kaldıktan ve onlarla takıldıktan sonra artık yola düştük. 6 günlük tatilimizin sonunda ve İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de Ebru'ların yanına gidiyoruz. Ebru'larla beraber kalacağız ve orada da görüşeceğimiz bir sürü kişi olacak. Hepsi de sürpriz olsun, ilerleyen dakikalarda görürsünüz zaten. Şimdi Bodrum'dan çıkmadan evvel bir tane böyle ev eşyalarının olduğu, ev dekorasyon eşyalarının olduğu mağazalar var, böyle bahçe takımlarının falan olduğu bir yer. Burada hem çakra hem de Mudo konsept var. Buradaki Mudo'ya bayıldım. Teyzeme de ev hediyesini buradan almışım. Şimdi teyzemden çıkar çıkmaz buraya geldik ve bekliyorlar. Ben çantamı almayacağım. Arabada duracak, arabada duracak kadar delisin ya. Evet, çünkü video çekiyorum. Klima kapalı, arabada duruyorum. Bu sıcakta size başlangıç çekiyorum. Umarım severek, beğenerek, keyifle izlersiniz. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum ve umarım çok güzel zaman geçiririz. Çünkü ekip bayağı iyi. Yani gideceğimiz ekip bayağı güzel. Sizlerin bayağı de seveceğini düşünüyorum. Hepinizin sevdiği isimler var videonun içinde. O zaman iyi seyirler. Hadi hediye bakalım. Şimdi Ebru'nun evine ilk defa gidiyoruz. Güzel bir hediye almamız lazım. Evet, Aslan geldi. Ya bize sattığınız her şey kırık çıktı ya. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Hemen bir şeyler bakalım. Biz yine bir ev hediyesi bakmaya geldik. Bu sefer yolculuğumuz İzmir'e. Oraya giderken bir şeyler alacağız. Ay ne kadar güzelmiş. Doğan şuna bak. Bayağı güzel. Koy bunu bahçeye. Aynı zamanda oturma takımı gibi de oluyor herhalde değil mi ayrılıp? Aynen. Çok iyiymiş. Çok güzel şeyler var. Çekin paylaşınlar. Evet. Şimdi şurada böyle tavla falan var. Tavla mı alsak dedik. Ama Doğan'ın doğuşuna giden bir şey oldu. O da bu gramofon. Bence dekoratif olarak çok güzel duruyor ya. Ben beceremedim. Bunu alacağım sanırım. Çok hoşuma gitti bu. Şurada çok güzel aksesuarlar var. Bakın bundan benim elimde de var. Çok güzel. Hediye seçmek o kadar zor bir şey ki. Yani istiyorum ki karşı taraf çok beğensin. Çok böyle özeniyorum. Nasıl bir şey olsun falan diye. Ama bu aldığımız şey, gramofonu tekrar göstereceğim. Bence havuz başında da kullanılabilir. Evin birçok yerinde değerlendirilebilecek bir şey. Daha risksiz bir şey gibi geldi bana. Ve daha özel bir hediye bence. O yüzden onu alıyoruz. Farklı. Farklı olması çok hoşuma gitti. Biz zaten geçen gün de bunu daha beğenmiştik. Daha önce hiç almadığımız tarzda bir hediye. Evet. Hiç böyle değişik... Hiç mavi mi alsaydık acaba? Hayır. Siyah almak isterim. Siyah her eve uyar. Her şeye uyar yani bir şekilde. Ama mavi... Süslen. 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 Bakın bu. Gayet güzel. Bu arada büyük de yani. Çok güzel. Şuraya telefon koyuyorsunuz bu arada. Telefondan bir akustik ses çıkıyor. Akustik değil de gramofondan ses çıkıyor bye şuradan. Bay bay. Bay bay. Bay bay öğrendik. Bay bay'a bakın ama. Buradaki tüm çalışanlara boncuk dağıtıyor arkadaşlar. Tüm çalışanlara. Şurada çok tatlıymış ya. Kısar mısın aşkım? Ve biz İzmir'deyiz. Hatta Urla'dayız. Ve şu anda konuma çok az kaldı. Ebru'ların evine gidiyoruz. Orada da zaten tekrardan açacağım. Ben böyle ufak bir yerde Urla'nın böyle merkez kısmında bir kuaför buldum. Saçlarım deli perize gibiydi yine her zamanki gibi. Hemen saçlarımı fönlettim. Kendime geldim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Yoldayken bir de makyajımı da yapmıştım. Şimdi tam böyle istediğim gibi oldu. Oradayken de üstümüzü değiştireceğiz. Zira yol yorgunluğu böyle pis oldu artık. Üstümüz kirlendi. Üstümüzü de değiştiririz oraya vardığımızda. Aslan'ın da karnını doyurduk zaten şimdi. Aslan uyanık. Hello, bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapmayı öğrendi. Canı isterse yapıyor. Hem de çok güzel yapıyor. Biz geldik. Kavuşma halimiz. Ya Aslan daha nerelerden bana geldi ya. Elime geldi. Bay bay. Bay bay yapıyor. Bay bay yok. Bay bize bay bay. Evet, bize bay bay. Ben Aslan artık ben de. Giderken bırakmıyormuşum. Aslan kalmak ister misin bende? Bay bay yap bana Aslan. Bay bay. Hadi bay bay anne. Bay bay. Sinek kedi. Ben adamı eve getireyim annesi. Şurasını, şurasını sinek kedi. Tatlı çocuğu buldular evet. Dedi. Allah'ım bal ya maşallah sana. Sıcım her yanı. Merhaba. Bir şehirde bir sonraki evet. Şehirde. Aynen. Biz 91'de. Bayağı da görüşemiyorum. Bayağı oldu ya. Aşkım. Merhaba, iyi senden ne merhaba deyin buraya. Özlemişsinizdir. Evet. Kamerama bak. Merhaba, fotoğrafı. Bununla çekiyorum. Ne zaman? 20 iş günü dedi. Bozuldu evet. 20 iş günü dedi. Düştü. Evet. Ondan bence. Kadın sonradan oldu. Hayır, hiç de düşmedi. Bakıyorlar ama ezik var mı falan demeyeyim. Anlıyorlar. Yazdı, çizikler vardı ekranda. Biz tek taraflı bir hediye almadık. Batuhan da düşündük.
Bu benim seçim. Abi girdik bakıyoruz saçma sapan şey. Biz aslında şöyle teyzeme hediye alıyorduk. 4 gün önce falan teyzeme hediye alırken. Aa dedim ki bakar mısın? Ebru'nun bunu mu alsak dedi. Tamam başka bir şey bakalım. Şimdi de sizin hakkınızı alalım dedi. Merhaba. 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 Denedik de orada bir tanesini. Ben bunlardan görmüştüm. Aşırı şık ama ya. Ya evet, uyar dedim eline. Ya senin bilmiyorum. De bu arada almamış olsa, aynısı almamış olsa gerçekten. Ya Gözde. Çok çok patlamadı bende. Çok güzel. Aşırı tatlı bir şey bu. Çok güzel. Ya teşekkür ederim. İçinde hayal et şöyle. Aynen. Çok tatlı. Çok güzel. Bence o kadar çok şey var ki. Kasabı almışsınız. Şöyle bence hepsini sıfır kadar koyalım. En sevdiğim şey öyle zaten ertesi gün. Evet dolaptan. Kahvaltıda özellikle bayılırım. Evet ekmekle. Sizin yarın kahvaltı belli olmuş. Evet. Şeyle. Çok sarımsak mı? Sarımsak mı? Fatmalar bugün gelmiyor değil mi? Fatmalar işten dolayı gelemedi. Yarın onlar bize gelir. Ama tahmin ettim Odurla'yı da onlar da gelsin diye herhalde. Günümü değiştirdik falan. Evet. Bugün direkt otobana bağlanıyorsunuz. Bunun da nasıl geldiniz ben merak ediyorum. Ben biz de otobanın orada oturuyoruz. Götürüyoruz değil mi? Evet evet. Artık tamam. Bunlar aslında direkt gerçi çok kişiyiz. Gerek koyuyorum normalde. Aldım. Ya, ya. Mesela bir bardaksa o bardakla iki tane koyuyorsun değil mi? Ölçülü yapmıyorum. Ha ölçülü yapmıyor musun? Üstünü geçince. Böyle ölçüsü 1'e 1,5 ölçü. Yani bir bardak pirince 1,5 bardak su. 2 dedi mesela. Ben 2 ile yapıyorum. 2 mi yapıyorsun? Ha yani o da olur ama. Ama ben 2 kişilik 2 bardakta daha fazla bir şey yaparsam mesela az oluyor su. Çakra. Çakra. 2 aldırıyor be. Evet 2 aldırıyor tane. Herkes evine aldı. Şimdi dışarıyı size göstereyim. Dışarıda da oturuyorlar. Masada kuruldu. Oğlu şu. Keyfimde laf dinliyor. Yok. Masa hazır. Etler şimdi servis edilecek. Burada da Aslan ve Duhan. Şurada mangal yanıyor. Size göstereyim hatta ya. Şu an mangal partisi. Aslancık çok mutlu. Çünkü hareket var burada. Hiç uyuyası yok. Partiliyor ya oğlu şu an. Partiliyor. Şimdi yemeği hazırladık hatta göstereyim. Çok güzel oldu ama soframız gerçekten çok iyi duruyor. Evet. Yok şey... yok sofrada. Bu benim artık klasik sofram oldu bu arada. Her arkadaşımız geldiğinde direkt fix tarif falan sorarsanız mezeler tarifi yok. Neydi nereden alıyorsunuz? Adres veriyoruz. Yani çok güzel çok güzel yapıyor abla. O yüzden ben evet. Hiç girmiyorum yani riske. Yani gerek yok zaten. Ya başlamadan bir soru var. Evet, ben bayıldım ona ya. Bir şey ben eyvah çok dedim. Çok güzeldi mezra. Kanka ne geldi? Hiçbir güzel şey geldi. Vermiyor ya. 2000 kaçtı? 2400 çok iyi. Bir de bir sürü şey bu ekip hepimiz Odurla'ya gidiyoruz değil mi? Herkes geliyor. Biz oraya merak ediyoruz. Tadım menüsü mü peki yarın? Valla bilmiyorum ne yiyeceğimizi ama herkes kendisi. Baya sıkıntı. Odurla 2300'de kişi başı kalkamayız oradan. İmkansız. Şey ama ben şaşırdım ya o mekandan. Serhat doğramacı mı bu arada MasterChef'teki? Ha mezama daha pahalı bu arada. Evet Ebru, o bence çok iyi o zaman yani. Atıya bir ocakbaşı imkan açılır ya. Adana. Yani sen bahaneye alıştın, sen bunu askerde de yiyorsun. Aynen yapacağım. Benim dişim falan. Bana biraz getir. Yeni 20'liği aldım. Kamera var burada abi çok tedirginim şu an açık bir de. Vallahi iki tane var. Ben yiyemiyorum ya rahatsız ediyorum. Ya. Çok severim ama rahatsız ediyorum. Acı midem yanıyor yani. Abi şu şeylerde kuru dolma yiyin bak. İnanılmaz iyi. Ay çok severim. Yiyeceğim şimdi. Kötü falan çıkarmış bir de. Çok iyi ama hani. Buna önce geçen tabakları çok iyiydi. Mezeler gerçekten. Harika bir tabak yaptım. Ebru mu yaptı? Geleceksiniz diye. Dolmayı batağına doldurmuşlar. Dolmayı ben kuruttum abi. Bugün hayal. Şuraya gelmişler. Hava esiyordu bugün. İyi kurur. Bak abi burada da turşucu var bir tane. Turşu arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ya bunu çekseydin tamam. Aa evet hadi. Çok çok
çok salat ve yakışır. Onu da çekelim. Evet. Ben geniş açıda video çekiyorum. Tamam ya. Ben de bu merak. İçimizi yemeyeceğiz. Evet. Teşekkür ederiz her şey için. Teşekkür ederim. En kötü günümüz böyle olsun. Ben hep böyle derim. Medenen inşallah. Bence buraların hepsini koymazsınız. Evet, ben artık çekim de. Hala mı çekiyor? Şimdi dönüyor. Aslına geçtik. Çok iğrenç bir görüntü ama dönüyor. Benim var mı? Benim var mı? İlk defa mantığı yok. Hatta daldım gibi oldu. Bir de benim annem buradaki herkesi takip ediyor. Evet, annem hepimizin takipçisi. Hani böyle hepimizin kamerayı açınca hepimiz mesela annem... kamerada gibi oluruz aslında. Evet. Sen muhabbet ediyoruz diyoruz. Sonra bir anda herkes telefonları bırakıyor. Bir anda aklımıza geliyor, kameraları çıkartıyor herkes. Ebru. Doğan annesi herkesi takip ediyor. Evet. Ay, gerçekten takipçiniz. Selamlar. Çok öpüyoruz sizi. Annem tam şey ya, ufyasının evet. içinde yani. Görünmeyen aynen. yüzü. Şey, menajerler oluyor ya böyle arka takıyorum. Aslan kuşum da şu an burada uyuyakaldı. Üstünü örttüm, rahatını hiç bozmuyor. Birazdan onu yatağa alacağız. Her çifte bir tane koy. Yen memesinden ziyade değil. Ama hani... şimdi tabak çıkardım herkesten. Ben zaten bitiremem. Hani şey olmasın diye. Eğer çifte bir tabak yapalım. Şelvan yemez. Hepsine bir çatal vurursan. Ama çifte güvenli işte onun tamamını bize. Ya yine sen bir çatal vurursan onun hepsini şey saklayamazsın. Duhan yer gibi. Bence ben yerim ya. Bunu bir tanesi. Üç tane top sorusu. Kimse onu saymıyor. Bir tane beyaz oyuncu. Beyaz oyuncu. Şimdi ben nereye koyayım? Buraya mı? Aynı insanlar. Bir de bana kaçtı. Ama şov yaptım ben. Ama ikisini anlatmadım. Ben de yapayım. Hepiniz sustunuz. Kaç tane buluyorlar? Onu söylüyor bana. İki tane. İki. Farkında değil mi ne çektiğimizi? Değil abi. Çok odak. Değil mi? Bayağı odak. Bayağı odaklanmış. Çay. Bir şey olmaz ya. Bayağı. Günaydın, yeni bir günden. Herkese merhaba. Şimdi biz uyandık. Duhan aşağıya seninle de geliyorum ben. Bayağı rahat yattık bu arada. Gayet güzeldi. Hava çok serin. Şuradan öyle güzel esiyordu ki. Güzel uyuduk. Aslan sadece çok erken kalktı. Çünkü çok erken uyudu. 6'da gözlerini açtı. Ben böyle ara ara uyudum, ara ara baktım falan derken. Şimdi şöyle giyindim ben. Aşağı ineceğiz. Birazdan Fatma ile eşi geliyor. Ondan sonra beraber kahvaltı falan yapacağız. Akşama kadar burada zaman geçireceğiz. Zaten ne yaptığımızı görürsünüz. Hiç akıştan size bahsetmeyeyim. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Mükemmeldi. Lotus bana çok ağır geliyor. Bana da, ben cheesecake'i çok seviyorum, lotus bana da ağır geliyor. Ya nedense ben çok seviyorum, ben şeyde fıstık ezmesini de çok seviyorum. Ha lotus'un tadı güzel ama işte o ağırlığı bir yoruyor öyle. O zaman sen fıstık ezmesini de çok seviyorum. Fıstık ezmesi severim. Sever misin? Fıstık ezmesini de çok severim. Ben içinde tanecik olmayacak böyle. Bu arada bir şarkıları var, çok güzel karışım yapıyor yer fıstığıyla. Bir de bademle. Taneli ama böyle kırt kırt ediyor ağzı, o kadar güzel ki. İşte ben o kırt kırtı seviyorum. Ben de tüysüz olacak. Lotus'taki gibi işte. Evet. Krema gibi olacak. Şeyde de mesela ben marmelat çok severim. Kahvaltımız hazır. Bugün kahvaltıyı bu arada Batuhan hazırladı büyük evet. bir çoğunluğunu. Genelde öyle oluyor çünkü akşam mesela ben çok yoruluyorum böyle bir şey oluyor. Batu sabah adamı ya. Ya. Ben değil. Sabah adamı. Görev adamı. Bir de bir şekilde. Ya. Evet çekeceğim. Sinek ısırdı ya. Sinekler yedi mi böyle tatlı çocuğu geri? Yedi mi? Sizde şey var mı? Ebru takipçisi de karakterinizle konuşması şey oluyor mu böyle? Ben böyle bir utanmıyorum. Ben şey oluyorum ya, mesela Ebru takipçisiyle konuşuyor ya, ben kendimi mal gibi bekliyorum böyle. O beni çok şey oluyor. Geçen biz Ezgin erkek takipçisiyle karşılaştık evet. abi, erkek. Aa, Bora var bizde de. Bak, içinde yok. Kamera içinde kamera, şey, inception. Evet. Gel. Ne yapmışsınız? Sürpriz, bakın kim geldi. Bakın, bakın. El savu kameraya, benim kameramda. Görseyme. Eli havuza girmek istiyor. Fatma da geldi. Merhaba. Sonunda kavuştum. Evet ya, çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yani. Pelinler de geldi şimdi. Kamerayı görünce değil mi? Alışkınlar ya. Ya sen neden
çok alışkın. Çok. Biz de keşke iki tane çocuk olsaydık hemen. Evet ya. Tam dört çocuğa bedel mi? Elbize bakın. Fatma ile Suya gittiler. Takım bir döstler o kadar tatlı duruyor ki. Aslan'a bakın. Saçlarına da yapışmış. Evet. Bırakmıyor. Şuradan çekeyim istersen. Olur bebeğim. Sudan da gözünü alamıyor fark ettin mi? Şapşal ya. Bak saçı nasıl tutuyor bak bak ele bak. Evet. Hadi bakalım. Şimdi atladılar havuza. Hadi babayı çekelim Aslan. Bak geçersem ayağını falan kırarım. Aslan havuza girdi. Ve biz de şimdi gireceğiz. kolluğu yiyor. Önüne takalım. Kolluğu yiyor bu. Dur. Dur bunu da takalım. Harbiden yiyor. Tamam şu an salabilirsin onu. Aa! Nasıl bakıyor? Ağzına giriyor, ağzına giriyor. Tuzlu ya. Duhan. Dikkat et. Evet. Dik tut yine de. Yüzünü görmüyor. Hayır böyle yap. Evet, Ebru challenge yapıyor şu an. Havuz da bayağı uzun ya. Evet, bayağı uzun. Gidip geri dönecekmiş. Kim derdi ki biz böyle bir arada hep birlikte hazırlanacağız. İşte nereden oldu, nereye. Kozmopolit bir evet. Şey şu an. Aynen, bayağı gel. Gelin ben şurada ölümümü sürerken. Ben saçlarını... Kombinlerimiz de böyle. Evet. Kalk. Şöyleyim evet. Ben de hemen buluşmuş. Ay topuklu hepiniz. Şu an ben topumu soktum. Şöyle yapayım. Ayaklarım. Gitmeden fotoğraf çekilelim. Aşağıda baya böyle havuz başında partiledikten sonra yukarı çıktık, hazırlandık. Ve şimdi çıkacağız birazdan. Ben hala bu. Kalp. Aynen ben de hep böyle sürmeye alışmışım. Gerçekten. Kalp yaptı. Şu an bakmadan yaptım da başka bir şey demedim. Güzel oldu. Araç evet. Geldi şimdi Urla'dan. Şöyle. Araçla gidiyoruz. Aynen kameralar açıldı. Aynen her yerden şak kameralar. Gözlükleri almadık. Olsun gerek evet, yok. Evet birazdan güneş gider herhalde. Evet gider zaten. Araba çağırınca bu arada böyle bir hizmetleri var. Araba da gönderiyorlar Urla'da şöyle. Almayacağım. Ay, çok gerek yok. Aynen bayağı renkli. Şimdi bu sefer sen de. Evet aynen. Bu sefer de ben yapayım. Çok değil mi? Rengi çok güzelmiş. Evet. Şu an araç çekiyor. Normalde tepesi de çiziyor. Panoramik. Evet. Bayağı cam oluyor. Duhan'la Aslan yanımda. Bir yanımda da hello. Şu an geldik. Urla'dayız. Bir şey gibi çekim ekliyor. Evet. Herkes ne oluyor ya diye şimdi bir bakacak. Çenesizliğim oradan geliyor. Aşkım. Bak kamera bak. Oğlum. Hadi dik oturalım gel. Heh. Ama böyle düşersin. Hayır gelme kucağıma. Gelme. Ben kalkayım. Nereye kalkıyorsun? Nereye kalkıyorsun aşkım? Nereye? Ya kafayı yiyor. Menüye karar veriliyor. Hepimiz tadım menüsü yiyeceğiz. İçeriği de size göstereyim. İnanılmaz güzelmiş ya. Burayı çok sevdik. Biz Bodrum'da Mezva Yalık Hava'ya gitmiştik. Gerçekten oraya çok benziyor. Ben sana söylemiştim. Evet yani hiçbir farkı yok. Orada da tadım menüsü var zaten. Sen yine iyisin ben. Ya ama en iyi oydu biliyor musun? Birinde gözümüz kapalı, diğerinde kapalı. Bak kendisi şeyler gibi böyle. Öyle. Bizim var. Şey karakteri gerçekten. Bir gerçekten şey Firdevs Yürüvar. Biz de orada şey Nihal'le şey. Cemile falan. Ama Cemile fotoğraf beğenmiyorum. Ben hassasım diye hakikaten kız en beğendiğini koymuş. Kusuklar ve kişi işle olmayınca bir sos hazırlıyoruz. Hazırladığımız sosumuz bu baletle atlandırıyoruz. Bahçenin incelerinde kavuklarını ve sularını kullanarak ekşim sos edilip ekşidat dengesine kalıyoruz diyebilirim. Cimmazlı bir kop diyelim. Sizin ilk portakalımızdan yine kendi bahçemizden. Onu da 24 saat şeklinde dehidrasyon işlemine geçiyoruz. Yanına afiyetle yiyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tabaklar mükemmel. Çok beğendim. Bahçedeki domateslerden ve çileklerden yapılmış bir başlangıç. Sos da gelecekmiş. Çok merak ettim. Sosta mı gelecek daha? Şişler var. Buraya çok aç gelmiyor değil mi aşkım? Biraz sıkıntılı. Herkes çok iyi kaynaştı ya değil mi? Aynen enerjiler çok iyi tuttu. Erkeklerin de bu arada şükürler olsun. Yani orada bayağı sohbet kuruyor. Dün zaten bilardoda orada kaynaştılar zaten. Evet yani bir an. Şimdi bir tadım
tabağı daha geldi. Onu da anlatıyorlar. Burada her gelen tabağı bu arada anlatıyorlar. O çok güzel bir kullanım. Şu an erişte yatağında ahtapot geldi. Çok güzel görünüyor. Ben ahtapotu severim. Şöyle bir ahtapot buldum başlangıç. Başlangıçlıydı herhalde artık. Aynen. Bana yemek geldi. Evet. Şey başlangıç. Yok erişte de ana yemekti. Bu da ana yemek. Ya. Bir tane daha ana yemek. Aa süper. Ben tatlıya geçeceğim. İyi tamam. Ben de doğru. Hayır saçmalamayın. Ben şimdi yine silip süpüreceğim bu tabağı. Özenle hazırlanmış. Yani bunu yemezsem olur mu? Bir de biliyorsunuz ben iştahlıyım biraz. Baby patatesle yapılmış. Yanında baby patatesle. Burası güzel var, altındaki sosu yumuşacık ya, kayış gibi değil. Evet. Evet, evet. Hayatımda yediğim en iyi ahtapot olabilir. Evet. Köpek maması. Köpek maması tası gibi. Gerçekten ama tasarım bir şey yani. Tasarım bir köpek. Evet. Şekli bahçeden ama. Evet, bahçeden. Bahçede. Her şeyi topluyorlar bahçeden. Ben çok severim kapya biberi. Evet. Aynen, çok güzel. Bence güzel. Şu içeceğin bildiğin sorbet. Biber dondurması gibi. Evet, ben sevmedim. Aa, güzel değil. Çok kötü. Aşkım. İkincisi ben çok beğendim. Kapya biberi seviyorsun sen. Bir baksana tadına. Ben yerim bunu ya, çok güzel. Ana yemeğimizden bir diğeri geldi. Evet. Sadece bir önceki neydi? Bir önceki. Sorbe. Sorbe. Ne düşünüyorsunuz? Onu lezzet olarak ben beni sevmedim yani. Çıtır baklava hamurundan yapılmış bir dondurma var, fıstıklı dondurma. Yani baklavalı dondurma aslında. Son tadımımız geldi artık. Yeter çünkü bayağı doydu. Evet, fındıklı duyuyorum. Fındıklı şey. Fındık tabağımız. Fındık tabağımız. Üzerinde pekmezlik ekimiz, fındık kraliçosumuz, fındık dondurma. Fındığın her şeyi var yani. Her şeyi yapmışlar fındıkla. Teşekkürler. Güzel görünüyor ama çok şey yedim. Damp yaptığında kırılıyor. Aa, başka bir şey ekledin mi? Evet. Evet, bir yatalım. Şöyle bir kahve. Bence de. Meteor yağmurları izleyelim. Evde rahat rahat bir barbaşa. Hiç benlik değil. Eve geldik. Birer kahve içtik ve artık uyku vakti. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Günaydın. Ne yapıyoruz? Makyaj. Makyaj yapıyoruz tabii ki de. Sen yaptın mı? Yapmadım ya. Çok üşendim. Ben ayılamıyorum. Ben de. Yani sadece güneş kremi. Günaydın. Güneş kremi sürdüm şu an. Kirpiklerimizi bir kıvıralım. Bir gün bunu yaparken gözümü oyacağım böyle. Kirpiklerimi sökeceğim diye çok korkuyorum. Sana şu çantamı bavulu. Bende sırt çantası var. Plaj çantası var bir de bu. Ben mi fazlayım anlamadım yani. Ama sen herhalde paket haline götürüyorsun olduğu evet, gibi. Evet evet. Bu ben sadece gereklileri. Aynen. Neyse biz bir şey bulamazsak aynen tabii ki alın. Her şeyi götürüyorum ben hepimizin. Günaydın. Oğlum. Günaydın minik adam. Bir tanem. Aslanın çantasında siyah harf vardı. Evet, arka kısmında ama bunun altı dolmuş. Kokuyor mu? Evet. Aslan. Kuzu ya. Kuzusun. Kuzusun. Çok tatlısın ya. Biz şimdi dışarıya çıktık. Arabalar bekliyor şu anda. Kahvaltı edeceğiz. Daha sonra da Bohem Beach'e geçeceğiz. Akışımız bu şekilde. Hep birlikte Sancakbeyi restorana geldik. Size burayı göstereceğim. İnanılmaz güzelmiş. Urla'da bir yer. Böyle manzarası falan bayağı iyiymiş. Çok sevdim. Şöyle size göstereyim bir bahçe etrafı. Adı ne? Şu şekilde. Gözde ile şu an Aslan sevgi saati. Kahvaltı edeceğiz. Bayağı da güzel bir manzarası var. Size etrafı. Çok güzel ya, değil mi? Evet, evet. Ben geçen gün çok güzel içiyor. Hadi Aslan. Aslan kahvaltıya geldi. Elleri yerim, o elleri. Felli. Masaya saldıracak. Şey der, ciget konsept. Trend yok. Aa evet, ciget konsept. Evet. Şey, Bohem'e girerken bir yılda unutmayalım. Evet. Yapacağız. Sen de video gördüm. Ha, manzaraya tutarak. Çünkü bayağı çirkin yaptık yani. Çok güzel.
kahvaltının güzelliği. Peki masada boş yer yok ve daha gelecek şeyler var. Kameralar da şok, var. Evet. Bak burada da fena. Abi de var. Ben neden sorayım? Benim hep öyle oluyor. Bana söyle. Oğlum da burada. Dalgalara seviniyor. Gördün mü dalgaları? Kahvaltımızı yaptık. Gözde ve Ahmet ayrıldılar bugün çünkü işleri varmış. Yanımızdan ayrılmak durumunda kaldılar. Ama Gözde'yi de Ahmet'i de gerçekten çok sevdik. Hatta yani sadece Gözde Ahmet değil, şu an ben Gözde ve Ahmet yanımızdan ayrıldığı için konuşuyorum. Yani bayağı keyifliydi, güzeldi. Herkesi çok sevdik. Çok memnunuz yani şu anda geçirdiğimiz zamandan. Erkekler çok iyi anlaştı. Biz uyuduk ya, erkekler dörde kadar bilardo oynamışlar. Gır gır, şamata, kahkaha. Geldik şimdi Bohem Beach'e. Bir şey söyleyeceğim, kim gibi olduğumu söyleyeyim mi? Safiye Soyman'la Seda Sayan birbirini övüyor. Şey, ay çok güzel. Aynen. Her şey çok güzel falan diye. Sara'dan bunu, ben Yoda bebekti. Mağazaya gidip elimdeydi böyle. Yoda içine koydum, şurada kafasını koydu, yattı. Çok dedim, güzel. Bunu alayım bari taşırım. Sen sonra bir daha kullanmadım. Oturuyoruz biz Pelin'le gölge kısımda böyle. Bir de güzel yer bulduk. Evet. Biz burada soda, su, çay, kahve. Ses etme onlara. Burayı keşfetmesin. Bir de yaslanıyoruz aynen. Ya. Aynen. Erkekler sakın burayı keşfetmesin. Bayağı iyiyiz burada. Haremlik selamlık gibi. Onlar orada muhabbet. Biz aynen, burada biz muhabbet. Biz burada böyle. Güzel ama ortam yani. Bayağı iyi. Aslan da babasının yanında. Sohbete orada katılıyor, dinliyor. İzgi. 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 Anne. 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 Ne diyorsun ne? Anne. Ses çıkarıyor yani böyle şey benzetmeye çalışıyor. Hani böyle şey vurguyla evet, değil mi? Anne demiyor. Anne. Aşkım. Aşkım. Şımarıyor hemen. Sen ayarlar mısın ben aslanı tutsam? Sen aslanı bana bak sen ayarlar. Bir yandan mama hazırlığı bende. Üstümü değiştirdim bu arada. Şöyle bir plaj elbisem vardı. Onu giyindim. Birazcık da renkli beach wear olsun dedim. Ama tabii yine bikinim siyah. Ama siyahtan vazgeçemiyorum ben. Geçemezsin siyah. Suya girdik çıktık. Denizde hatta şey bir reels çekmeye çalıştık. Çok komikti yani. Çok eğlendik. O kısımları çekmek isterdim size. Çok güzel olurdu ya. Yani. Benim babam döver. Abi zaman belirtemiyorum. Yemek yemeye geldik. Müzik inşallah telif yedirtmez. Bir tık yedirtebilir mi? O yüzden yeterli. Bu kadar. Aynen. Biz bir ara yemek yedik geldik de o sırada kameramın şarjı bittiği için açamadım sizi. Şimdi tekrardan buraya geçtik. Burada oturuyoruz hep birlikte. Bohem Beach'ten de çıktık ve şimdi tekrar Ebru'ların evine geçiyoruz. Burası biraz sıcaktı. Güzeldi ama. Yani yemek falan yedik. Biraz zaman geçirdik. Denize girmiş olduk. Ve şimdi eve tekrar geçiyoruz. Akşam yemeğinde de evde olacağız zaten ama biz yemek yedik. Hani ne zaman acıkırız bir daha tam bilmiyorum. Aslan da şu anda uyuyakaldı. O da gayet keyifliydi bu arada. Ana kucağında sürekli sallanıp durdu. Normal şartlarda planımız şöyleydi. Beach'te hazırlanıp Alaçatı'ya geçecektik ama hiç gözümüz kesmedi. Bugün pazar olduğu için zaten ekstra bir kalabalık söz konusudur. Ve verandaya gidecektik. Ondan da vazgeçtik. Yani birçok plan vardı ama hepsinden vazgeçtik diyebilirim size. Eve geçtik. Oturuyoruz biz kızlar olarak. Şimdi şu anda erkekler konumuzda. Ama asıl olayı şimdi size göstereceğim. Burası aşağıdan yukarı bakmaya benzemiyor. Bir kere gelin yukarıdan aşağı bakın. Yukarıdan atlıyor şu anda bırak. Dikkat et. Alta kabuz bak dikkat et. 1.60 kanka 2 metre falan değil. Yok öyle atladın. 1.60 kapalı mı? 1.60 kapalı mı? Atlar sana. Duhan oradan çıksana. Duhan çık oradan. Kocan ne yapıyor ya? Kocan iddiaların adamı resmen. Bir yerim bak çocuğa bakarsın. Bak aşağıdan yukarı bakmaya benzemiyor. Burası zaten çok yüksek. Aşırı yüksek. Şurası ıslanabilir biraz. O yüzden bence o taraf daha mantıklı. Neresi daha yüksek bu arada bunun? Hepsi aynı. 1.60. Allah çakılırsın. Evet hepsi aynı. Bakayım merak Allah ettim. Allah çakılırsın. Çakılırsın. Nasıl benzemez. Kendi iddiasını kendisi koydu. Aldı. İntihar ediyor. Atla lan. Atla lan. Atlayamazsın lan de. Ben atlayayım yapacak bir şey yok. Ben buraya çıktım. Buradan aşağı yürüyorum. Rezillik olur yani. Buradan yürüyelim. Bir de kayıtta. Bir dakika ben de geliyorum. Balıklama buradan hayatta yapılmaz. Yukarı çıkarsan anlar. Tamam buradan yapılır ya. Oradan bir şey yok. Olmaz balık olmaz. Balık olmaz da normal aklanır. Buradan adam ya meydan okur. Meydan okur evet.
olmacasına mı? Olmacasına mı? Tamam, oradan hiçbir şey olmaz. Hadi atlıyorum. Tam susun ver lan. Balıklama atlama. Ben geliyorum yoksa. Çıktı mı? Bravo. Çıktı mı? Ayağını çarpmadın ya. Ayaklarını ileri uzatın. Topu öyle bir şey. Topu öyle bir şey. Bir şey de olmadı ama. Hadi sıra sizde şimdi. Yok yok. Hadi bakalım. Mutfağa geçtim. Hazırlıklara başlamak. Bakın ben hala üstümü değiştiremedim. Anlayın ben çünkü. Aslan'la ilgilendim. Yukarı çıkıp birazdan duş alacağız. Önce Aslan'ı yıkayacağız bu arada. Sonra Duhan girer. Sonra da ben girerim. Tamam, bu yeterli. Şu bardakları kaldırabiliriz. 6 oldu. 8 kişiyiz. Bunlar bizim mi? Duşa geçiyor çok iyi. Yukarı çıktım, duşumu aldım ve toparlandım. Şimdi aşağıya ineceğim. Aslan'ı yıkadık önce, sonra Duhan duşa girdi. Ben Aslan'ı hazırlarken Duhan duştan çıktı. Sonra ben duşa girdim vesaire derken böyle bayağı zaman geçti. Şimdi artık aşağı iniyoruz ve yemek yiyeceğiz. Size giydiğim bluzu göstereyim. Bluz inanılmaz güzelmiş. Odanın dağınıklığını sakın görmüyoruz. Sakın hem de. Şöyle bir bluz. Bunun aslında eteği de var. Ben onu giymeyi düşünüyordum bugün ama bugün hiçbir plan yapmayınca tabii ki de onu giymem saçma olur dedim ve şunu giydim altına. Bence bu şekilde de gayet güzel oldu. Aklımıza geldikçe açıyoruz resmen kamerayı. Onun dışında geçirdiğimiz zaman zaten hani burada gördüğünüzün daha fazlası. Burada videoda ister istemez böyle her şeyi yansıtamıyoruz. Umarım size de bunu hissettirebiliyoruzdur. Ha gerçek mi o? Yaktı. Evet gerçek. Evet. Aa, gerçek mi o? Evet. Gerçek mi? Yakmalı mı? Pilli değil. Pilli yakmalı de zaten. Ha. Şortum da kırışık kırışık ama ne yapayım? Son kombinlerim. Bir de yarım yok ki. Kıyafeti bitti işte. Harika bayılmışsın. Evet. Biz işte takımı çok güzel bunun. Eteği takımı ne var? Etek mi? Aynı kumaştan. Şurası büzgülü böyle. Bağlıyorsun. Evet. Pelin'i bugün ben çok influence etti. O da bize etti ama öyle ne değil. Ne aldınız? Hayır senle beni dünden beri influence etmiyor mu? Biz bugün herkesten dünden beri influence oluyoruz birbirimizden böyle. Influence olasımız varmış. Bayılır oğluşum. Bak bak gel gel yapıyor biber ona. Bakın bakın. Biz kızlarla şu an bayağı sohbet muhabbet. Allah anneciğim. Kahvelerimizi yapalım güzel. Evet değil mi? Mis gibi kahve. Evet. Şimdi ne diyorlardır biliyor musun? Kamerayı kapattıklarını ne konuşuyorlar? Neler konuşuyoruz? Hepinizi merak ettiğini her yemin edebilirim. Evet. Herkesi konuştuk. Tahmin edebileceğiniz. Yani kötü de konuşmadık aslında ama yok böyle canım. Bildiklerimizi birbirimize aktardık. O çok iyi oldu. Ay, evet ya neler öğrendik birbirimize. Evet yani bütün gayet sosyal medyayla alakalı birbirimizin eksiklerini tamamladık. Evet. Teknik yani tamamen. Yani şu anda birlikte olsa kadar dolu dolu geçerdi yani bizim. Çok yo, keyifli sohbet de ettik öyle diyelim. Yani aslında dedikodu değil. Evet, evet. Dedikodu, yo, dedikodu değil. Ama yani kapattığımızda ben olsam mesela merak ederim. Böyle evet. Bir grubu izlesin. Evet. Yakınlarında ne konuşuyorlar acaba? Böyle bir kamera olsa canlı yayın. Evet. Değil mi? Ev sürekli görünüyor ya. Aynen. Bizim kaos. Sen bir çok canlı yayın yapıyordun. Çok bir ara çok yapıyordun. Biz kapatıyoruz biz kavga. Aynen onu içeriz. Ama size bir şey değil mi? Durmadan muhabbet ediyoruz. Aldık bak hiç susmadan yani. Lafın içinden laf doğuyor. Evet lafın içinden laf doğuyor yani. Bir de aslında bazı noktalarda birbirimizi de tanımaya çalışıyoruz şimdi. Evet ilk kez görüşüyoruz. Evet. Yani merak ediyorsun. Siz de şöyle mi? Biz de böyle mi? Aslında videolarımızı izliyoruz ama bilmediğimiz detayları da öğreniyoruz bir şekilde. Aynen öyle. Bir de şey, ürün yerleştirdim. Bu da çok değil. Güzel ama bak şu cif kremi sen bir spreyini kullan. Hepinize dikkat edin. Görüşürüz. Keşke gitmeseler ama. Deniz evet, keşke gitmeseler. Gitmeleri gerekiyor. Görüşürüz inşallah birkaç ay sonra. Ediyorum. Evet. Planlar yapıldı arkadaşlar. Beklemede kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok memnun oldum bu arada. Biz kaldık. Sabah dönecek olan ekip. Aa bu aynen. Çok güzel. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi evet dükkanı açtık ve şimdi Pelinler gidiyor. Köpekleri kaldı. Evet bir ağırladı. Yani çok iyiydi. Hep birlikte yaptık ama ya. Hayır bir önceki vlogta da söyledim. Biz geldim. Evimiz diye geldik buraya beach'ten evet, sonra. Evet yani. Işte. Evim güzel evim diyorduk. Ya yani. Aynen. Çok öyle de hissettirdiniz. Çok öyle hissettirdiniz ya. Bana yine gelin o zaman. Ben şey, teşekkür ederim her şey için. Gidiyorlar Pelin'le Elvan şimdi. Buraya buradayız. Şişme yatağı gerek yok. Yatak odası alalım buraya. Sıradan vedalaşıyorum. Ya evet. Görev adamı. Görev adamı.
bazen. Titretmiyor bile, bak şöyle duruyor, hiç kıpırdamıyor. Nefes alma. Nefes sesi çıkar. Kaplumba. Aslanı yere attım çünkü odayı topladık bayağı. Eşyalarımızı falan toparladık. Hop, şu da kirliye. O yüzden şöyle koyalım. İnanılmaz güzel ağırlandık. Şurada zaten burada yatıyorduk. Bizim 4 kişilik bir yatağımız vardı. 3 kişiydik ama. Vedalaşılıyor. Biz de çıkıyoruz şimdi. Toplandık. Size bırakalım isterseniz. Darısı istediğiniz zaman da hayırlısıyla sizin olsun. Abi sen de istediğiniz şekilde. Çıkar böyle önerebilirsiniz. Biraz şey ya, yatırım tüyoları verirsin aslana. Çekirdekten yetişmesi lazım. Geliş yapalım ya. Aslan bizde kalsın mı? Hani ben kalacağım. Hadi gel. Olmazsa olmaz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Aslanla yine gelin. Adana'dan bir isteğiniz olursa. Aa evet. Alo demeniz olsun, yeterli. Yeterli. Canınız ne zaman istiyorsa atlayıp gelebilirsiniz. Evet bak, günübirlik bile Ebru diyorum ya, sıkıldın mesela yani. Atla gel ya. Hani Batu'nun işi var falan diye düşünme. Direkt gel. Siz de öyle. Evet. Yakın aslında ya, uçakla. Günübirlik bilmiyorum nasıl olur ama. Günübirlikler de aslanı getirmeyiz. Evet. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Biz Ebru'lardan çıktıktan hemen sonra Alsancak tarafına geldik. Aslan'ın şu an arabada altını değiştirdim. Ve şimdi Duhan'ın yanına geçeceğim. Burada Alsancak'ta Les Benjamins mağazası açılmış. Duhan'ın da zaten tişörtte en sevdiği markalardan biri olduğu için şu anda oraya geldi. 3 tane tişört beğendi. Kasada sanırım. Onları alıyor. Hemen bir yanına gidelim. İptal ettin. Tamam. Onun yerine bunu al. Ben tamam. Beğendim bunu. Bir turuncu böyle sweatshirt gibi olan var. Bir beyaz bir tişört var. Öyle böyle hologram küçükken çok vardı böyle. Üstü gıç gıç ediyordu. Bir de şöyle bir tişört aldı. Şu anda bir de indirim var. Haa, giymişsin. Güzel değil güzel. Mi? Bir de sanırım o da yeni sezon. Tabii ara sezon. Son sezon. Aynen ara, ara sezon. Sezonlarda Adana'da gelecek evet. Bir şeydi yani. Şöyle size tipimde göstereyim. Çok korkunç saçlarım. Çok fena. Dans ediyor benim ya. Kafan görünmüyor. Çok teşekkür ederiz ve artık gidiyoruz. Yine saçlarım dağıldı ya. Bizim adeta İzmir'den gidesimiz yok gibi. Niye diyeceksiniz? Şimdi de İstinye'ye geldik. Çünkü burada dönerci Vedat var ya, şurada solda değil miydi? Vedat'a gidiyoruz. Duhan çok seviyor çünkü yani Adana'dayken de hatta özlüyor yani, şaka değil. O yüzden buraya gelmişken bir Vedat yapılır dedi. Kahvaltıda yapmamıştık. Evet, kahvaltı yapmadık. Dolayısıyla bir şeyler yememiz de gerekiyor. Öğlen ettik zaten, saat 1 oldu bu arada. Daha yolumuz var. Ama biz geziyoruz. Güzelmiş yemekler, efsane güzel yok. Ya burayı çok seviyorum yani, şu kısım. İstinye çarşı. Ama bu ne? Ay 100 gram da çok azmış be. Ya diyor ki gelmeyin. Şu aklınız ya. Varsa Adana'ya gelmeyin. Tekir'e geçiyoruz işte o yüzden. Yanıyor. Yayık ayran da var. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. İstinye'den de çıktık. Çıkarken de Alaçatı Tatlıcısı İmren'e girdik. Burayı ben çok seviyorum zaten. İmren'e girip bir kahve içtik, orayı size çekmedim. Bir de şöyle makaron aldık birazcık. Biraz daha var burada. Bir de burada çok sevdiğim ve her aslında geldiğimde aldığım muhallebilere, magnolyalara falan kullandığım damla sakızın macunundan aldım. Şimdi biz Tekir'e geçiyoruz artık. Yolumuz uzun. Yola koyulduk yani. Artık bu videoyu da kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ya inanılmaz güzeldi. Çok keyifliydi. Yani hepimizin dediğim gibi bir araya gelmesi çok güzel oldu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Çok hızlı geçti. Özellikle erkeklerin de anlaşabiliyor olması bizi çok mutlu etti. Baktık kendi başlarına bizden daha çok böyle eğleniyorlar. Daha çok sohbet ediyorlar. Son derece evet keyiflilerdi. Gece çok geç yatıyorlar. Bilardo oynuyorlar. İşte kahkaha, kakara, kikiri. Aslan'la da hiçbir şekilde zorlanmadık. Çünkü çok kalabalıktık. O yüzden Aslan sürekli ilgi odağıydı. Ondan dolayı çok iyi oldu bizim Aslan. İçin. Aslan ilgiye bayılır. Yani karşısına geç, kikirde, kıkırda. Onları çok seviyor. Ebru'ya da misafirperverliği için buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir misafirperverlik gösterdi. Çok güzel bir ev sahipliği yaptı bize. Hepimiz evimizde gibi hissettik. En önemlisi sen de bu zaten. Evet, yatak odası götüreceğiz onlara. Bir odamız olsun hepimizin orada diye yani. O derece. Herkes çok iyi hissetti. Evet, başka planlarımız vardı mesela. İşte akşam şuraya gideriz, buraya gideriz falan diye. Hepsi iptal oldu ve hepsinde evdeydik. Çok güzel zaman geçirdik. Gözdeler de vardı biliyorsunuz. Zaman zaman geldiler. Onların çok yoğun olduğu için işleri şu sezonda. Çok fazla böyle her etkinliğimize katılamadılar ama onlarla da çok güzel zaman geçirdik. Hepimizden ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Bazı yerlerde aynı şeyleri de çekmiş olabiliriz bu arada. Çünkü bazı noktalarda gerçekten hepimizin kamerası diziliyordu karşı.
şey ve biz böyle oturuyorduk falan ya da işleri hallediyorduk o sırada. Kamerayı kapattığımız kısımlar çok daha fazla eğlenceliydi ve çok daha fazla keyifliydi. Oraları böyle her şeyini çekemedik tabii ki de. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Başka planlar da yaptık. Umarım en kısa zamanda hayata geçiririz onları da ve sizler de izlersiniz. Ben çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Çünkü hepimizi sevdiğinizi biliyorum. O grubun içerisindeki herkesin sevdiği kitlenin benim kanalımda ya da beni seven kitlenin diğer kanallarda olduğunu biliyorum. Ben mutlu oldum. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan da takip edip destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.